Endi sinus bilan bog'liq bo'lgan tensizliklarni mana bu holda ko'ramiz. Ya'ni a minus 1 va 1 orasida bo'lsin. Mana masalan, mana bu tensizliklarda a ning o'rnida 1 taqsim 2 kelyapti. Birinchi tensizlikda a 1 taqsim 2, ikkinchisida ham a 1 taqsim 2 ga teng. Va bunday tensizliklar qanday qilib yechiladi? Buni yechish uchun biz birlik aylanadan foydalanamiz. Birlik aylana chizamiz. Markaz koordinatlar boshida mana bu bir nuqta, ya'ni radiusi 1 ga teng. Aylana radiusi 1 ga teng. Va birinchi qiladigan ishimiz y teng 1 taqsim 2 to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. U x o'qiga parallel to'g'ri chiziq bo'ladi. To'g'ri chizig'ini o'tkazdik. Y o'qini 1 taqsim 2 nuqtada kesib o'tadi. Bu to'g'ri chiziq aylanani ikkita yoyga ajratadi. Bittasi yuqori yoy, ikkinchisi quyi yoy. Mana keldinglar, mana bu nuqtani A bilan belgiladik. Bu to'g'ri chiziq mana o'ng yarim aylanani aniq bitta nuqtada kesib o'tadi. Chap yarim aylanani ham aniq bitta nuqtada kesib o'tadi. Bu nuqtani B bilan belgiladik. A va B bilan belgiladik. Endi mana bu yoy AB yoy bizda ma'lum musbat yo'nalish soat sirakasiga teskari yo'nalish. Buni A dan B gacha. Mana bu yo'nalish musbat yo'nalish. Demak, bu yoyni biz AB bilan belgiladik. Keyingi yoyni, mana quyi yoyni B A bilan belgiladik. Shunday qilib to'g'ri chiziq aylanani ikkita yo'lga ajratdi. A B va B A. Endi ikkinchi ish. Yoyni tanlaymiz. Yoyni tanlaymiz. Mana ikkita yoyni topdik. A B va B A yoylarini topdik. Endi qaysi biri yechimga olib keladi? Yechimga olib keluvchi yoyni tanlaymiz. Qanday qilib tanlaymiz? Sinus x katta yoki teng 1 taqsim 2 dan. Katta yoki teng bo'lsa, undan yuqoridagi yoyni olamiz. Mana ikkinchi tensizlikda kichik sinus x kichik bo'lsa, unda quyi yoyni olamiz. Nima uchun katta yoki teng bo'lsa, yuqori yoyni olamiz? Chunki yuqori yoyni ixtiyoriy bitta nuqtasini olib, ixtiyoriy bitta nuqtasini olamiz va bu nuqtaga mos keluvchi burchakni olsak, bu burchakni sinusi mana shu nuqtaning ordinatasiga teng. Ya'ni mana bu sinus x bo'ladi. Yuqori yoyni nuqtasini oladigan bo'lsak, bu sinus x 1 taqsim 2 dan katta bo'ladi. Mana yuqorida bo'ladi 1 taqsim 2 dan. Ya'ni sinus x mana bunga teng. Mana bu kesma sinus x. Bu nuqtaning ordinatasi. Demak, yuqori yoy yechim bo'lar ekan. Yoyni tanlaymiz dedik, mana tanladik. Demak, biz qarayotgan tengsizlikda yechimga olib keluvchi yoy AB yoy ekan. Endi keyingi qilinadigan ishimiz. Uchinchi ish. Yechimni yozamiz. Yechimni yozamiz. Bularni uchiramiz. Bizga hozircha kerak emas. Endi yechimni qanday qilib yozamiz? Buning uchun A nuqtaga mos keluvchi mana burchakni topamiz. Bu burchakni biz arksinus yordamida topa olamiz. Alfa teng arksinus 1 taqsim 2. Bizga ma'lum, bu pi taqsim 6 ga teng. Bu burchakni topdik. Endi B ga, B nuqtaga mos keluvchi burchakni topamiz. Mana bu beta burchak. Beta bilan belgilaylik uni. Endi beta burchakni topamiz. Buning uchun biz A va B nuqtalar y o'qiga nisbatan simmetrik joylashganidan foydalanamiz. Agar mana bu burchak alfa bo'lgan, bu burchak alfa bo'lgani uchun mana bu burchak ham alfa ga teng bo'ladi. Demak, betani topish uchun 180 gradus, ya'ni pi minus alfa,
Yani alfa burçagini ayırıp taşlayınız. Neticede biz beta üçün bana bunu formülünü hasıl kılalımız. Pi minus alfa. Bana formülünü eslap kalışma kurar. Ve cüdeyim köp işletilerdi. Sinus bundan bağlı olgen tensizlerdi. Bu formülde cüdeyim köp işletilerdi. Alfa'nı biz arksinus yordamında topamız. Beta'nı bana bu formülden topamız. Kengi misallardayım şu formülden faydalanmamız. Bunu hesaplak koyuşumuz mümkün. Pi minus pi taksım 6. 5 pi taksım 6. Şimdi A'ya gelmez kuydaki A'nın noktaları gelmez kuydaki tensizliğini yazalımız. Pi taksım 6'dan 5 pi taksım 6 geçe. Yani bana bu noktadan B nokta geçe. A noktaya maskeli uçu burçak alfa. Alfa pi taksım 6 geteyim. B nokta geçe. Değil mi? Bana müsbat yönelişte daha yürüyüşümüz gerek. Bana şu müsbat yönelişte basıp çıkışımız gerek bu yayını. B noktaya geledigen basak. B noktaya maskeli uçu burçak. Bana yukarıda taptık. 5 pi taksım 6. Şimdi tensizliğinin barcha yeşimlerini tapış için bunu her iki tomoniga 2 kapi koşalımız. Koşu 2 kapi. Bunda K bütün sayılar toplamına tegishli, Z'ga tegishli. Şunday qilib biz mana bu tengsizlikni yechimini beruvchi barcha oraliqlarni topdik. Bunda K bütün sayılar toplamına tegishli. Tengsizlik yechildi. Mana shunday 3 ta ishni bajarib biz tengsizlikni yechamiz. Endi navbatdagi tengsizlikka o'taylik. İkinci tengsizlik. Sinus x kichik 1 taqsim 2. Va qilinadigan ishlar xuddi shuni o'zi. Yana takrorlab chiqamiz. Y teng 1 taqsim 2 to'g'ri chizig'ini chizamiz. Mana chizilgan to'g'ri chiziq chizilgan. Yoyni tanlaymiz. Birinchi tengsizlikda yuqori yoy olingan bo'lsa, endi bunda sinus x kichik 1 taqsim 2 kichik bo'lganligi sababli quyi yoyni olamiz. Demak, bu safar BA yoyni olar ekanmiz. Oldingi safar AB yoyni olgandik. Shunday qilib, yechimga olib keluvchi yoy biz tanlashimiz kerak bo'lgan yoy BA yoyi ekan. Xo'p, endi A va B ga mos keluvchi burchaklarni topamiz. Xo'p, A ga mos keluvchi alfa burchakni yuqorida topdik. Mana pi taqsim 6 ga teng. B ga mos keluvchi burchakni ham topdik. Endi yechimni yozishda biroz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu holda xo'p, yoyni tanlaymiz dedik. Bu holda BA yoyini tanladik. Ya'ni B dan A gacha bo'lgan mana bu yoyini tanladik. Quyi yoyini tanladik. Xo'p, endi B nuqtadan yani 5 pi taksım 6'dan. Yani tensizlik kat'i tensizlik. Şu sebeple bu yerde kat'i tensizlik yazalımız. Küçük. Misallar işte, şimdi hatalar ham uçurak duralı. 5 pi taksım 6'dan bana bunge A noktaya pi taksım 6 maskeladı da pi taksım 6 deyip yazıladığı hatalar ham uçurak duralı. Elbette bu hata. Pi taksım 6, 5 pi taksım 6'dan küçük. Mesela biz bana bunu yakalıp yazalım mıyız? 3'ten katta teng x, kichigiga teng 1. Bu boş toplam bo'lib qoladi. Çünkü x 1'den kichik, 3'ten katta bo'lolmaydi. Bunday holda boş toplam bo'lib qoladi. Mana bunday holda boş toplam bo'lib qoladi. Bunday bo'lmasligi uchun mana b'dan boshlab yuramiz. Xo'p, b ga yozdik 5 pi taqsim 6. Endi yurishni boshladik. Mana bu yerga keladigan bo'lsak, bu nuqtaga keladigan bo'lsak, 2 pi ga kelgan bo'lamiz. Çünkü bana birden başta tola aylansak 2 pi'ye gelgen bulanız. 2 pi'den yana alfa burçak, yani pi taksım 6 burçak aldığında yürüyüşümüz gerek. Demek pi taksım 6 koşu 2 pi. Demek B, A, Y'ye maskeli uçu burçaklarını biz bana mündekli bir alışımız gereken 5 pi taksım 6'dan bana bulsam 12 pi'ni koşsak 13 pi taksım 6. Sadda kalıp 13 pi taksım 6 de bir zaman. Bana bu tensizliğini yazdık. Yine de bu tensizliğini barcha yeşimlerle tapış için tensizliğini oyun ve çap tamalları 2 kapi koşağımız. Koşu 2 kapi. Ve kap tek işli bütün sallar toplamımız yetkede bir yazıp koyalımız. Şimdi kalıp tensizlik geçildi. Onun cevabı barcha mana bu dekorajdagi oraliqlardan iborat ekan. Bunda K bütün sonlar toplamı Z'ga tegishli.